Bugün sizlerle birlikte o çok istediğiniz bakım videosunu yapıyoruz. Sizlere ilk olarak tırnak kırılma nedenlerinden bahsetmek istiyorum. 1- Ev işi yaparken eldiven kullanmamak. 2- Tırnakları düzenli nemlendirmemek. 3- Çok fazla sıcağı ve soğuğa maruz bırakmak. 4- Düzenli beslenmemek. 5- Fazla manikür yapmak. 6- Tırnağınızın üstünü törpülemek. 7 çok fazla asetonu maruz bırakmak 8 tırnağınızdaki ojeyi tırnağınız yardımıyla çıkartmak bu ve bunun gibi nedenler tırnak kırılmalarının sebeplerini arttırıyor Peki tırnaklarımızın kırılmaması için neler yapabiliriz? Evde ev işi yaparken eldiven kullanabiliriz. Tırnaklarımızı düzenli bakım yapıp nemlendirebiliriz. Tırnaklarımızı gereğinden fazla uzatmayarak tırnaklarımızın kırılmasını bir nebze de olsa önleyebiliriz. Tırnak kırılmalarını önleyecek bitkisel çözümler tabii ki de var. Bunun için ilk olarak çay ağacı yağından başlayalım. Çay ağacı yağının antiseptik özelliği tırnakların kırılmasını bir nebze de olsa önleyebiliyor. Kullanış şeklinden bahsetmek istiyorum. Bir tatlı kaşığı çay ağacı yağı, bir tatlı kaşığı da E vitaminini karıştırıp tırnaklarınıza her gün iki kere olmak şartıyla yarım şar saat bekleterek uygulayabilirsiniz. İkinci bitkisel çözümümüz ise zeytinyağı. Zeytinyağının nemlendirici özelliğini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Zeytinyağını haftada bir tırnaklarınıza uygularsanız tırnaklarınızı hem güçlendirir hem de kırılmasını bir nebze de olsa önler. Üçüncü bitkisel çözümümüz ise avokado yağı. Avokado yağını gece yatmadan önce tırnaklarınıza uygulayıp sabah kalktığınızda ılık suyla yıkarsanız tırnak kırılmalarının önüne geçebilirsiniz. Dördüncü bitkisel çözümümüz ise kırılgan tırnaklar için etkili bir çözüm olan hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağından bir tatlı kaşığı alarak 5 dakika kadar tırnaklarınızda bekletip ardından ılık suyla durularsanız tırnak kırılmalarınızın önüne geçebilirsiniz. Beşinci bitkisel çözümümüz ise E vitamini kapsülü. E vitamini kapsülünü bilmeyen yoktur. Her şeye, her cilde, her saça uygulanabiliyor. Aynı şekilde tırnaklara da uygulanabiliyor. Bunu bir ya da iki hafta düzenli olarak tırnağınızda kullanmanız, uygulamanız gerekiyor. 5 dakika kadar yine aynı şekilde bekletirseniz tırnaklarınızda tırnaklarınız güçlenir, kırılması azalabilir. Altıncı bitkisel çözümümüz ise elma sirkesi. Elma sirkesi içerdiği enzimler sayesinde tırnakların güçlenmesini sağlıyor. Birazdan da size bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Nasıl kullanabilirsiniz? Bir kaseye biraz su, biraz da elma sirkesi koyup 10 saniye kadar tırnaklarınızda içinde bekletip daha sonra kaldırıp tırnaklarınızı kurumasını bekliyorsunuz. Daha sonra da gidip ılık suyla ellerinizi yıkıyorsunuz. Bunu videonun ilerleyen zamanlarında hep birlikte uygulamalı yapacağız. Son bitkisel çözümümüz limon suyu. Limon suyunu bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırarak tırnaklarınıza uygulayabilirsiniz. Güzelce tırnaklarınıza masaj yapıp uygulamanız gerekiyor. Bunu da videonun ilerleyen zamanlarında birlikte deneyeceğiz. Şimdi ise tırnak sararmasının nedenlerine geçiyoruz. Çok fazla sigara tüketmek, çok fazla oje sürmek ve temizlik malzemelerini tırnaklarınıza sürekli maruz bırakmak bunlar tırnak sararmasının başlıca nedenlerinden olabiliyor key tırnak sararmasını gidermek için ne yapmamız gerekiyor? Çok basit. Limon ve su. Bunu da birazdan birlikte yapacağız. Şöyle anlatayım sizlere kısaca. Birkaç damla limonu yarım çay bardağı gibi bir suyun içine sıkıyorsunuz. Ondan sonra tırnaklarınızı güzelce onun içinde bekletiyorsunuz. Bir 5 dakika kadar bekletmeniz gerekiyor. Ondan sonra da ellerinizi güzelce yıkayabilirsiniz. Sizlere son olarak kendi bulmuş olduğum bir karışımdan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da diğerlerini birlikte uygulamalı olarak yapacağız videomuzda. Bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı, Tatlı badem yağınız yoksa normal zeytinyağı da olur. Bir tatlı kaşığı normal herhangi bir kullandığınız nemlendirici krem, bir tatlı kaşığı limon, bir tatlı kaşığı da sirke. Bu dördünü bir kabın içinde karıştırıp tırnaklarınıza güzelce masaj yaparak uygularsanız tırnaklarınızın hem sararmasını hem de kırılmasını önleyebilirsiniz. İlk olarak avokado yağınızla başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı avokado yağını böyle bir tabağa döküyorum ben. Bunu dediğim gibi gece yatmadan tırnaklarınıza uygulayıp sabah kalktığınızda ılık suyla yıkarsanız tırnaklarınız daha da güçleşir. Şu şekilde hem tırnaklarınıza hem tırnak etlerinize uygularsanız tırnak etleriniz de nemlenmiş olur ve tırnaklarınız böylelikle kırılmaz. Tırnak içine de bu şekilde uygularsanız tırnaklarınız hem içten hem dıştan beslenmiş olur. Şimdiki karışımımız ise su ve sirke bir kaseye biraz su ve biraz da sirke koyuyorum şöyle bir çay kaşığı yardımıyla bir karıştırın ki ikisi birbirine karışsın tırnaklarınızı içine batırıp bir 10 saniye kadar bekletin daha sonra kaldırın tırnaklarınızdaki bu suyun kurumasını bekleyin Karışım tırnaklarınızda kuruduktan sonra gidip ellerinizi yıkayabilirsiniz. Şimdiki karışımımız ise zeytinyağı ve limon. Zeytinyağından bir tatlı kaşığı tabağıma koydum. Şimdi bir tatlı kaşığı limon sıkacağız. Limonumu da ekledim. Bunların ikisini güzelce tamamen karıştığından emin olana kadar karıştırıyoruz. bu şekilde karıştırıyoruz ki iyice birbiriyle karışsın. Karıştığından emin olduktan sonra uygulamaya geçiyoruz. Yine hem tırnak hem tırnak etlerimize uyguluyoruz ki tırnak ve tırnak etlerimiz güçlensin diye. Yine aynı şekilde tırnağımızın içine de Uygulayalım ki tırnağımızın içi de güçlensin. Bütün tırnaklarımızı aynı şekilde uyguluyoruz. Dilerseniz elinizin üstüne de uygulayabilirsiniz. Çünkü zeytinyağınız zaten nemlendirici özelliğini biliyorsunuz. Yani komple elinize de uygulayabilirsiniz. Elleriniz ve tırnaklarınız hepsi nemlensin diye. Böyle yapıp 5 dakika kadar bekletiyorsunuz. Daha sonra da ılık suyla yıkayıp elinizden arındırabilirsiniz. Tırnak sararmasını geçirecek bir diğer yöntem de bitmiş limonun içinde tırnaklarınızı yarım saat bekletmek. Dizi veya film izlerken tırnaklarınızı yarım saat bu şekilde bekletirseniz tırnak sararmalarınızın geçtiğini göreceksiniz. Yarım saat sonunda tırnaklarınızı güzelce sabunla yıkarsanız limondan da arınmış olur. Son olarak kendi karışımımı yapıyorum. Bir tatlı kaşığı sirke. Bir tatlı kaşığı limon. Bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı. Bir tatlı kaşığı da herhangi bir kullandığınız nemlendirici krem. Bunları güzelce şu şekilde ezerek karıştırıyorsunuz. Tamamen karıştığından yine aynı şekilde emin olduktan sonra uygulamaya geçebilirsiniz. Ben iyice karıştırıyorum ki hepsi birbirine karışsın. Ben genelde videoda da söyledim zaten bu çoğunu Hepsini bir kullanıyorum ki daha böyle etkili olsun diye. Bana da çok soruyorsunuz zaten nasıl gibi ne, ne gibi bir şey kullanıyorsun? Bunu kullanıyorum. Sadece bunu yapıyorum. Her hafta düzenli olarak bu şekilde tırnaklarıma uyguluyorum. Aynen hepsine aynı şekilde Genellikle duştan önce yapıyorum ki duşa girdiğim zaman da elimden gitsin. Bu karışımı da böyle tırnak içlerinize doldurabilirsiniz. Tırnak içleriniz de beyazlasın. Aynı bu şekilde yapıp bir 10-15 dakika bekletirseniz tırnaklarınızda o sırada böyle güzelce masaj yapabilirsiniz ki iyice tırnaklarınız emsin. Bütün tırnaklarıma yapayım bari. Kendi karışımım olunca hepsine yapasım geldi. Bu şekilde hepsine uyguluyorum. Ya bunu genelde dizi film izlerken de yapabilirsiniz. Çünkü o sıra zaten çok böyle bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ellerinize şu şekilde aynı böyle masaj yaparak yedirebilirsiniz. 10-15 dakika bu şekilde masaj yaparak yedirdikten sonra ılık suyla yıkayıp ellerinizden arındırabilirsiniz. Ve videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Tırnaklarınıza iyi, kendinize güzel bakın.